merhabalar efendim. Güzel bir haftaya başladık yine. Bugün pazartesi. Kimse de pazartesi sendromu falan yok. Atın bir kenara. Güzel bir pazartesiye merhaba diyerek umuyorum herkes başladı. Efendim bugün 27 Mart. 27 Mart deyince akla ne geliyor? Dünya Tiyatrolar Günü. Evet. Ben bütün tiyatrocu arkadaşlarımın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. Bol alkışlı geçsin. Güzel bir sezon geçtiğini umut ediyorum. Bu alkışlar tüm tiyatroculara gelsin. Hepimize gelsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi. Evet, bugün yine çok dolu bir program olacak. Biz hep kadınlarımızın arkasındayız diyoruz. Peki erkeklerin arkasında değil miyiz? Tabii ki onların da arkasındayız. Peki bunu neden söyledim? Niye söyledim? Bir bakalım bugün programımızda ne var? Anne babalar ekran başına. Çocuğunu göremeyen anne ve babalar nasıl bir yol izlemeli? İcra yoluyla çocuk görme dönemi sona mı erdi? Herkesin merak ettiği emsal karar nedir? Tüm bu soruların cevabını ünlü avukat Cengiz Ortaoğlu bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de cevaplıyor. Çocuğuna rol model olmak istiyor. Boşanma sonrası Hüsnü Kutluay'a neden oğlunu ayda yalnızca iki kez görme hakkı verildi? Hüsnü Bey oğlunu neden göremiyor? Çocuğunu görmek isteyen Hüsnü Kutluay bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. Hasan Çakır kızına kavuşabilecek mi? Hasan Çakır'ın eşi neden iki aylık hamileyken evi terk etti? Psikolojik sorunlar yaşayan Hasan Bey neden kızını icra yoluyla görebiliyor? İcra yoluyla görmek istemiyorum evladımı. Bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. 7 yıldır çocuklarını icra ile görüyor. 2014 yılında eşiyle boşanan İbrahim Aksoy neden kendisine verilen yasal zamanda çocuklarını göremedi? 7 yıldır çocuklarını icra yoluyla gören İbrahim Aksoy'un hikayesi bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. Anne babalar ekran başına. Çocuğunu göremeyen anne ve babalar nasıl bir yol izlemeli? İcra yoluyla çocuk görme dönemi sona mı erdi? Herkesin merak ettiği emsal karar nedir? Tüm bu soruların cevabını ünlü avukat Cengiz Ortaoğlu bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de cevaplıyor. Çocuğuna rol model olmak istiyor. Boşanma sonrası Hüsnü Kutluay'a neden oğlunu ayda yalnızca iki kez görme hakkı verildi? Hüsnü Bey oğlunu neden göremiyor? Çocuğunu görmek isteyen Hüsnü Kutluay bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. Hasan Çakır kızına kavuşabilecek mi? Hasan Çakır'ın eşi neden iki aylık hamileyken evi terk etti? Psikolojik sorunlar yaşayan Hasan Bey neden kızını icra yoluyla görebiliyor? İcra yoluyla görmek istemiyorum evladımı. Bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. 7 yıldır çocuklarını icra ile görüyor. 2014 yılında eşiyle boşanan İbrahim Aksoy neden kendisine verilen yasal zamanda çocuklarını göremedi? 7 yıldır çocuklarını icra yoluyla gören İbrahim Aksoy'un hikayesi bugün Perihan Savaş'la Yeni Ben'de. Evet efendim, başta da söylediğim gibi bugün erkeklerin günü dedik. Bugün biraz erkeklerden yana olalım dedik. Efendim bugün 3 tane konuğum var gördüğünüz gibi. İbrahim Aksoy, hoş geldiniz İbrahim Bey. Hüsnü Kutluay, hoş geldiniz. Ve de Hasan Çakır, hoş geldiniz. Üçünün de ortak noktaları çocuklarını görememek. Daha doğrusu çocuklarını icra yoluyla görmek. Ben şimdi bunu anlamadım.
Yani icra, onun için size soracağım. Ve tabii ki avukatımız Cengiz Hortoğlu bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Cengiz Bey. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Cengiz Bey, çok merak ettim. Şimdi babaların hikayelerine geçmeden önce, icra yoluyla çocukları görmek ne demek? Yani hakikaten bu çok dramatik bir şey. Umarım bir çözüm bulunur. Çünkü yani bir nevi haciz, çocuk hacizi gibi bir şey oluyor işte. Yani gidiyorsun çocuğunuzu görmek için. Çocuğu haciz ettiriyorsun. Bir nevi yani benzer. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şu eşyayı eskiden haciz ettirirdik. Hani parası ödenmezse gidersin evine. Eşya şimdi onu bile haciz etmiyorlar artık zaten. Çocuğu ne yapıyorlar yani, peki? Şimdi önce bir şey gidiyor, bir yazı gidiyor. Evet. Aile. Yani işte diyelim ki annedeyse velayet. Görüşme günü işte şu günlerde çocuğun görülmesi açısından. Siz diyelim görüşme günü diyelim cumartesi 9'la 5 arası diyelim. Evet. Siz 9'da oraya icra memuru, sosyal hizmet uzmanı işte bu psikolog veya pedagog olabiliyor. Hı-hı. Onlarla birlikte gidiyorsunuz. Eğer bir olay çıkma ihtimali varsa polis de bulunuyor tabeliyle. Bir işte olay ihtimali varsa gidiliyor ve orada çocuk alınıyor icra yoluyla. Tekrar 5'te de diyelim ki ya da ertesi gün hangi saatteyse götürüp teslim ediyorsunuz. Gene hep beraber icra yoluyla gidiyor. Tabii aynı şekilde gene icra, ya hayır şöyle teslimi baba kendisi tek başına gidip kendisi yapabiliyor. Ama giderken icra yoluyla gidiyorsunuz hep beraber. Alırken, peki o çocuğun psikolojisi? Şimdi çocuğun psikolojisi zaten çökertiliyor burada. Bunun bir... Ama yani düşünebiliyor musun, çocuk anne de ve baba gelecek çocuğu görmeye. Çocuk da bunu biliyor, hazırlanıyor, giyiniyor. Bekliyor, babasını bekliyor. Kapı bir açılıyor ki bir sürü adam var karşısında. Peryem Hanım, bir adım geri gelebilir miyiz? Biz hiçbir zaman çocuklarımızı devam. Yani hazır bulamıyoruz. Bir de hazır da bulamıyoruz. Şimdi tabii ki icra ile gittiğimiz her aşamada ufak tefek mutlaka bir problem var. Hayır, icra ile niye gidiyorsunuz? Yani size belirlenmiş günü siz gidip kendiniz çocuğunuzu göremiyor musunuz? Göstermiyor musunuz? Göstermiyorlar efendim. O yüzden mi? Evet. Devletin memurlarıyla gidiyorsunuz. Evet, hukukun gücünü kullanarak, bu yasal olmasına rağmen, yani bizim hakkımız olmasına rağmen biz bunu alamadığımız için icra ile gitmek zorunda kalıyoruz. Yani şu anda Türk hukuk sistemimizde ne evcil hayvanları haciz edebiliyorsunuz ne eşyaları haciz edebiliyorsunuz. Evet. Çocuklarımız maalesef ki bir eşya ve evcil hayvandan daha değersiz görülüyor. Bunu gören kim? Bir çok kere. Saçma. Yani evet, çok saçma. Çok saçma. Biz bir kere bu baba olarak bizi çok eziyor, duygusal olarak çökertiyor ama bu durumda çaresiz babanın yapacağı hukuken başka bir yol yok. Yani biz bunu hiç denemedik. Ya kaba kuvvet kullanacaksınız. Hiç aman, hoş bir şey değil. Aman, hiç hoş bir şey değil. Zaten hiç öyle bir şeye girmeyelim değil İbrahim zaten. Bey. Hiç öyle bir şeye girmeyelim. Bu yok. Arada babasız bırakılan çocuklar derneğini kurmuşsunuz. Siz de başkansınız. Önce sizin hikayenizle başlayacağım ama sizin için hazırlamış olduğumuz bir VTR'miz var. Birlikte izleyelim, sonra sohbet edelim. İbrahim Aksoy ve eşi 1996 yılında hayatlarını birleştirmeye karar verdiler ve bu mutlu evlilikten iki oğulları oldu. Her evlilik sonsuza kadar sürsün istenir ama düşünülen olmadı. Mutlulukları İbrahim Aksoy'un eşinin 2009 yılında evi terk etmesiyle son buldu. Boşanma kararı alan çift resmen 2014 yılında boşanabildi. Ve olan yine çocuklara oldu. Mahkemenin kararına göre İbrahim Aksoy'un oğullarını görmesi gereken yasal bir zaman vardı fakat öyle olmadı. Çocuklarını icra yoluyla görüyor. Tüm çabalarına rağmen belirtilen zamanlarda göremedi İbrahim Aksoy evlatlarını ve bu yüzden tam 7 yıldır oğullarını icra yoluyla görmek zorunda kalıyor. Yeni Ben programında çağrıda bulundular. Çocuklarını icra yoluyla görmek zorunda kalan babalar mağduriyetlerini 360 ekranlarında dile getirmişti. Anne ve babalar icra yoluyla çocuklarını görmeye karşı olduklarını, bu kanunun çok ağır olduğunu söylemişlerdi. Cengiz Bey'e burada bir dönüp sormak istiyorum. Cengiz Bey, yani demin o kadar güzel örnek verdiniz ki yani icra yoluyla görmeye gidiyorlar alacaklı. Evet. Baba diyelim, borçlu. Borç miktarı da çocuk teslimi oluyor. Borç miktarı çocuk teslimi. Yani bu acı yani bir şey. Bunun değiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bir çocukların babayla veya anneyle buluşma merkezleri oluşturulursa hem de böyle biraz daha çocukların ruhuna uygun bir şekilde bir bakanlıklara bağlı olarak bu yapılabilir. Yani bence böyle bir çalışmanın olmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuğun babayla veya anneyle görüşmesinin icrayla, mahkemeyle
iş olmaması gerekir. O ihlaller olması durumunda ancak gerekli olmalı. Yani bunun bir düzenlemeyle yapılmasında çok büyük bir yarar olduğunu düşünüyorum. Buradan çok güzel bir öneri geldi. Gerçekten de bir anne ya da babanın çocuğunu icra yoluyla görmesi, yanına polis alıp pedagog alıp, bu hakikaten çocuğu da çok üzen. Babalar dedi ki ya da anneler, çocuğumu böyle gidip göreceksem hiç görmeyeyim, ona o zararı vermeyeyim diyor. Yani demek ki böyle bir yasal düzenleme yapılabilir, avukatımız Cengiz Hortoğlu diyor. Yani çocuğun ruhuna da uygun bir şekilde. Yani evet. Bunlar çocuk parkıyla bilmem yemek salonu falan. Yani burada çok önemli bir hizmet olur. Evet. Yani burada bir polisin de pedagogla falan gitmeye gerek kalmadan, zaten oranın pedagog da psikolog da olacaktır okulda. Evet. Yani her mevki diyelim ki yakın yerler, diyelim Kadıköy'de bir tane, Taksim'de bir tane, şurada yani kurulursa böyle yerler, belki buna gönüllü kuruluşlar da destek olabilir. Evet. Eşlerinden boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyen anne ve babalar için Yargıtay geçen hafta önemli bir karara imza attı. Çocuklarını ancak icra yoluyla haciz ederek görebilen anne ve babaların mağduriyeti Yargıtay'ın aldığı emsal kararla giderildi. Aydın Didim'deki yerel bir mahkeme boşanma sonrası çocuğun velayetini tek taraflı olarak anneye vermişti. Ancak babanın itirazı üzerine Yargıtay bu kararı bozdu. Evet, şu anda bir emsal karar var galiba. Evet. Cengiz Bey, ben hemen onu sorayım size İbrahim Bey'e geçmeden önce. Evet. Nedir bu? Şimdi aslında uluslararası bütün sözleşmelerde yani verilen her kararın çocukların lehine, çocukların durumu düşünülerek verilmesi gerekiyordu. Evet. 2016 yılında da biz uluslararası bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşme şuydu. İnsan hakları ve ana hürriyeti korumaya dair sözleşmeye ek 7 nolu protokol. Bu diyordu ki eşler evliliğin sona ermesi durumunda çocukları ile ilişkilerinde beden hakları ve sorumluluklarında eşit olarak yararlanırlar diyordu. Hmm. Şimdi işte Yargıtay bu verdiği kararla bizim Türkiye'de şunu söyleyeyim öncelikle. Medeni kanunda ortak velayet yok. Ama anayasamıza göre de uluslararası sözleşmeler, altına imza attığımız uluslararası sözleşmeleri iç hukukta, diyelim ki hani bizim iç hukukumuzla o sözleşme arasında bir çelişki olması durumunda mahkemenin uluslararası sözleşme uygulaması gerekiyor. İsterse medeni kanunda olmasın. O zaman bu uluslararası sözleşmede ortak velayet var mı? Evet, işte diyor ki yani anne baba eşit olarak bu haklarını kullanırlar diyor. Eşitlik koyuyor anlamda. Güzel. Şimdi eğer o yüzden de mahkeme çocuğun menfaati neyse bu ortak velayet, asıl da ortak velayettir aslında bence. Çünkü çocuğun menfaatine olan elbette hangi çocuğa sorarsan sorun. Zaten ortaktır, evet. Anne baba öyle birlikte büyümek ister. Evet. Yani o zaman mahkeme ortak velayete karar verebilecek. Ben nitekim de 22-2017 tarihli Yargıtay kararında çok önemli bir karar. Çok önemli bir karar bu, evet. Biliyorum. Sizin için de yani çok önemli çok bir güzel karar. Bir karar. Dedi ki ortak velayet kararı verebilir mahkemeler. Yargıtay'ın önemli bir kararıdır bu. Güzel. Ya bundan sonra da mahkemelerin bu konuda ortak velayeti, çünkü Almanya'da var, İsviçre'de var, Amerika'da var. Yani birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da da var bu ortak velayet. Çünkü ortak velayetin anlamı da şu. Yani çocukla ilgili önemli konularda velayetin kendisine almak. Verilen kişi değil. Aynı zamanda baba, diyelim ki babadaysa, yani annedeyse velayet, babanın da görüşünü alacak. Veya babadaysa annenin. Yani diyelim ki hangi okula gideceğini, ne yapacağını. Böylece görüşme günlerinde artık, işte haftanın şu günü, bilmem ne günü değil. Bunlar hepimiz bizim yani, hayatımızda hepsi soru. Anne baba. Yani baba çocuğun istediği zaman görebilecek yani. Güzel, bu sizin dediğiniz tabii ki hukuk çerçevesinde olması gereken doğru bir şey. Evet. Ama sanıyorum ki buna anneler ya da babalar uymuyorlar. Evet. Sizin başınıza geldiği gibi neler yaşıyorsunuz İbrahim Bey? Yani neden eşinizle bu diyaloğu kuramıyorsunuz? Bir de sizin çocuğunuz özel bir çocuk bildiğim kadarıyla, değil mi? Büyük Down sendromlu büyük oğlunuz. Şimdi... Evet. Bir boşanma süreci içinde zaten iki insan birbirine hasım hale geliyor. Ya çevre nedeniyle ya kendi aralarında uyuşmazlık nedeniyle. Tamam, biz diyelim birbirimize küstük, kızdık, ayrıldık, kırıldık. Burada iki tane evlat var, çocuk var. Bu kimsenin tek başına malı değil. Kaç yaşında çocuklarınız? Şu anda Down sendromlu olan büyük oğlum 19 yaşında. Diğeri 10 yaşında doldu düşündüm. 10 yaşında. Evet. Kaç yıllık evlilik vardı? 13 yıllık. 13 yıllık, evet. Peki özel çok özel değilse neden ayrıldınız? Valla ayrılık şiddetli geçimsiz olarak resmi kayıtlarda görünüyor. Ben de o şekilde ifade ediyorum. Yani onun aile içinde biz anlaşamadık. Tamam, ayrılalım. Bu da bir mesele. Olabilir. Benim hep talebim ve beklentim şuydu. Bu çocuklar bizim. Biz bu çocukları birlikte büyütebiliriz. Yani öyle veya uzak da olsa, yakın da olsa birbirine bir şekilde ben kendi çocuklarıma destek vermek istiyorum.
iyi bir evlat yetiştirmek istiyorum. Yani burada önemli olan benim duygularımın, düşüncelerimin veya ihtiyaçlarımın tatmini değil, çocuklarımızın iyi gelişmesi. Anneniz bu, de öyle olması tam, lazım, evet. Sizin de bu, aynı şekilde. Yani duygu yoksunluğundan, bakım yoksunluğundan vesaire hiçbir şeyden eksik kalmaması lazım. Ama bu süreç içinde bir sürü olumsuzluklar yaşadı çocuklarım. Benim yaşadıklarımı bir tarafa koyuyorum. Baba olarak bu olumsuzlukları yaşarken bir şey yapamamak duygu olarak insanı bitiriyor. Ne yaşadılar mesela? Ya birçok zaman evde bırakıldılar. Tek başına bırakıldılar. Bakımsız kaldılar. Hatta ve hatta yani mahkemeler her ne kadar kabul etmese de iki tane devletin tanığı var. Çocukların icra esnasında kokar halde bana teslim edildiğini. Kokar halde? Evet. Bakımsız teslim edildiğini. Yani bunların hepsi tanıklı belgeleri. Ama Türk hukukundaki maalesef anne şefkati diye bir şey üzerinden hareketle baba yok kabul ediliyor, çocuk yok kabul ediliyor. Sadece bir anne şefkat üzerinden çocukların önemli bir kısmını da velayet anneye veriliyor. İşte yani zaten şunu söylemek istiyorum. Peki siz evliyken de bakar mıydı? Eşiniz çocuklara bakmaz mıydı? Vallahi komşuların, yakın çevrenizin bana söyledi. Zaten çocuklara siz bakıyordunuz. Ha, hepsi yani ilgileniyordunuz. Ben şimdi yani şu temizliğinle, yemeğinle, olsunla siz mi ilgileniyordunuz? Ha, ya yemek konusunda falan sağ olsun yine yemek falan yapıyorduk. Eğitimi, bakım falan benim hükümet sırtımdaydı. Özellikle Berkay dediğim Down sendromlu çocuğun oğlum eğitim aşamasındaki bütün süreçlerde ben dahil. O çok özel bir çocuk, evet. Zaten. Özel bir eğitim görmesi yani, lazım. Evet. Hatta isterseniz bu kararı tanığımın ifadesinde sorayım. Bir bayan tanığım şöyle bir ifade kullandı mahkemede. İlk defa ben orada duydum. Çok da gurur duydum aslında. İbrahim Bey anne gibi bir babadır diye bir ifade kullandı. Duydunuz mu daha önce bilmiyorum. Yani ben orada bir anne gibi, hani erkekler belki gücenebilir sen kadın mısın falan diye, de ben bundan büyük onur duydum. Ne alakası var? Anne gibi bir baba. Demek ki dedim çocuklarımla ben ilgilenebiliyormuşum. Bu da dışarı yansımış. İnsanlar görebilmiş bunu. Bir kadın nasıl ki eşi öldüğü zaman veya ayrıldığı zaman veya eşi onu terk ettiği zaman hem anne hem babayım diyorsa, evet. Bir baba da evladına bakarken ona baktığı zaman o da hem anne hem baba, evet, olabiliyor. Evet. Yani onun için bu tuhaf karşılanacağını asla düşünmüyorum. Yok yani şimdi bu bazı babalar, evet, mesela sizin gibi babalar anne de olabiliyorlar. Evet, evet. Evet yani evet biz her zaman hep kadınların arkasındayız diyoruz ama maalesef hanımlar yani bazılarınız da işin suyunu fazla kaçırıyorsunuz gibi geliyor bana. Evet, maalesef. Yani ayrılabilirsiniz. Anlaşamayabilirsiniz ama çocuğu babasına göstermemek, çocuğu haciz yoluyla aldırtmak, o zaman siz evladınızı düşünmüyorsunuz anlamına geliyor bu. Bakın bir cümleyle ifade edeyim. Hangi gerçekten anne duygusu yüreği taşıyan kadın bu çocuğuna zarar vermektir. Çocuğuna zarar vererek kendi öfkesini, egosunu tatmin etmek için bunu yapar. Bana göre bunu yapanlar annelik sıfatından yoksunlar. Peki boşanmayı siz mi istediniz, eşiniz mi? Eşim istedi. Eşiniz istedi. Evet. İşte yani o zaman orada. Peki velayetini niye size vermedi o zaman çocukların? Velayeti niye vermedi? Bazı ruhsal problemler. Dediğim gibi birçok kadında bu süreçteki ya da bizim yaşadığımız sorunların temel kaynağı kadınların kendi egolarını tatmin etmek için çocuklarını kullanması. Başka bir şey. Bize eziyet çektirmek, sıkıntı yaşamak, maddi manevi zarar uğratmak. Başka bir şey yok. Ben bu yolda maddi manevi tüm kaynaklarımı çocuklarımıza üzerine aktarıyorum. Yani orada karşımda benim artık bir bayan, kadın, eski eşim yok. Benim şu andaki mücadelem artık bu ortamı onlara, bu olumsuzluğu yaşatan ortamı onlara bir güç sağlıyor. Kamu düzeni bunu destekliyor. Ben bu kamu düzeninin içindeki kişi ve kişilere mücadelemi devam ettiriyorum. Bu. Maalesef yani baktığınız zaman bu boşanmalarda evet kadın tarafı biraz daha fazla tutuluyor. Evet. Tutulması da gerekiyor diye düşünüyorum. Hiç ama suistimal edilmemek şartıyla. Evet. Her ikisini de eşit olarak görmek şartıyla. Evet. Hem anneyi hem babayı. Ama anneler, babalar da ne yazık ki evlatları kullanıyorlar. Evet. Ya niye kullanıyorsunuz şu çocukları? Neden kullanıyorsunuz? Yani o çocukların daha sonraki psikolojik olayları ne kadar yıpranacaklarının farkında bile değilsiniz. Sonra oturup diyorsunuz ki benim çocuğum neden uyuşturucuya başladı? Benim çocuğum niye gidip başkasına zarar veriyor? Bir düşünün yani. Hemen burada size dönmek özür istiyorum dilerim, Cengiz bir Bey. İlginç bir olay da var bir de üyelerimizle ilgili. Onu da araya koyayım ki yargının ya da yargısal olanın, kamunun baba gibi işte babalık yapmaya
çalışan arkadaşlarım için bakış açısını ifade etmek için. Bizi yok sayılmamız bir tarafa, burada çocuklar var. Bir arkadaşımızın çocuğu doğuyor, erkek çocuk. Bu süreç içinde çocuğun cinsiyeti erkek. Hanımefendi pembeler giydiriyor. Bakın. Ondan sonra bu çocuk hani pembe kime gidilir? Kız çocukları genel olarak, değil mi? Yani böyle genelde özel... öyle yaparlar. Büyürken evet. İşte başka şeyler, etekler, bilezikler, yüzükler hep kadınsı. Ve şu anda arkadaşımız 8 yaşındaki çocukla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor, okulu da dahil. Şimdi bunu çözecek kimdir? Bu nasıl bir anne şefkatidir? Bunu nasıl izah edebilir? Kaldı ki kadınla ilgili üniversite hastanenin ilişkin psikiyatrisi kliniğinden rapor var. Rapor diyor ki narsist kişilik bozukluğu var bu şahısta ve çocuk bakamaz diyor. O zaman çocuğun hemen kadının elinden alınıp... Maalesef Türkiye'de bunlar olmuyor işte, biz bunları yaşıyoruz. Allah Allah. Peki hemen Cengiz Bey'e dönelim. Cengiz Bey, bir babanın velayeti alabilmesi için ne gerekiyor? Şimdi tabii ki subjekt var mesela bu olaylar. Yani şimdi mesela hakkında... hani bebekse, küçükse, emziriliyorsa evet. mutlaka ki anneye veriliyor. Evet. Ama şu anda ortak velayet de çok doğru bana kalırsa. En doğrusu da o zaten. Evet. Hani verelim. Ama diyelim ki çocuk işte İbrahim Bey'in çocukları gibi büyük bir yaşta 10 sene sonra ayrılıyorlar. Çocuklar büyümüş. Neden babaya verilmez? Veya verilmesi şimdi, için ne gerekiyor? Şimdi bütün uluslararası sözleşmelerde mesela insan haklarının uygulaması dair Avrupa Sözleşmesi var. Çocuk haklarının uygulaması dair Avrupa Sözleşmesi var. Orada mesela şunu diyor. Bir çocukla ilgili bir karar verilirken o çocuğun lehine olan bir karar verilir ve mutlaka eğer yaşı müsaitse görüşü alınır diyor mesela. Diyelim ki o yüzden mahkemeler 5-6 yaşında. Kaç yaşında alınır mesela görüşü? Kendini şöyle orada yaş belirtmiyor. Diyor ki ifade edebilecek bir yaştaysa. Ha. Yani bir pedagog mesela 5 yaşında bir çocuğu olmayacak. 7 yaşında, 8 yaşında veya 5 yaşında. Onun bile görüşü var. Yani direkt hani anneni babanı istiyor musun diye soru sormaz da. Pedagog eşliğinde. Pedagog bir takım sorular sorar oradan bir sonuca varır. Ama tek başına o çocuğun düşüncesiyle karar vermez mahkeme ama bütün bunlar birlikte değerlendirilir. Ama tabii şimdi şunu söyleyeyim öncelikle size. Şimdi Türkiye'de şöyle bir yanlış algı var genel anlamda. Velayet hakkı anne veya babanın hakkı gibi algılanıyor. En büyük hatalardan bir tanesi budur. Bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Velayet hakkı oysa çocuğun hakkıdır. Yani burada bu farkındalığı yaratabilirsek, yani anne diyelim ki çocuğu babayla görüştürmüyor. Orada o çocuğun üzerinde baba figürü mesela, baba modeli çok önemli. Hem kız çocuk hem erkek çocuk için. Ona çocuğuna zarar verdiğini, yani o hakkın aslında babanın değil, çocuğun hakkı olduğunu düşünmeye başlarsa her şey değişir. Yani... Aslında baba diyelim ki hani babayla görüştürmediğinde babayı cezalandırmış oluyor. Ama bu oluyor. Sizin söylediğiniz tabii ki çok öncelikle eğitimden geçiyor. Aynen. Yani evet. Anne ve babanın eğitilmesi, bu anlamda çocuklarına zarar verilmemesi gerektiğini anlatmak gerekiyor. Ama ne yazık ki eğitimli olan anne ve babalarda bile aynı şeyler yaşanabiliyor. Neden? Evet. Sırf intikam için. Evet. İntikam için. Evet ne yazık ki bu. Neyin intikamını alıyorsun ya? Aynen. Alıyorsun sen çocuğundan intikam alıyorsun. Adam, aynen, evet, aynen. Adam kocaman adam olmuş, çekmiş, gitmiş, işine de gücüne de bakıyor. Sen de kendi işine. O çocuk? Tahribat, asıl tahribat, asıl tahribat çocukta yapıyor. Tabii. Mesela şunu söyleyeyim. Bana maille gelen, köşe yazımı maille gelen sorudan en önemlilerinden bir tanesi şu. Anneler şunu soruyor mesela örneğin. İşte baba çok zengin, yani velayeti ben çocuğuma daha iyi bakarım, daha iyi şartlar sağlarım diyor. Yani velayette karar verirken mahkeme... Hangi bir taraf daha zengin o çocuğa daha iyi bakar diye bakmaz. Ben mahkemenin yani. Yerinde olsam yemin ediyorum anne de baba da böyle davrandığı sürece ya anneanneye ya babaanneye dedeye veririm çocukları. Yani şunu söylemek istiyorum. İkisine de derim ki siz gideceksiniz şu 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 saatler arasında çocuğunuzu onlardan göreceksiniz. Ama böyle yani onlar o sevgiyi verirler. Onlar her ikisini hakikaten. Birden... kötülemezler. Aynen o şekilde doğru gider. Yani devletin kendi alması da değil. Varsa tabii anneanne, dede varsa aynen o şekilde söz konusu olabilir. Bir cümle müsaade ederse eksik kalmasın. Tabii buyurun. Size. Yani tarafların maddi durumları velayet için bir kriter değil. Genel anlamda söylüyorum. Anladım. Yani burada diyor ki mahkeme sen eğer durumun çok iyisi anneye diyor örneğin nafaka ödersin diyor. Yani çocuğa iyi bakmak için. Burada mahkeme şuna bakmalı. Bakar ve bakmalı. Yani çocuk kimin yanında kalırsa daha mutlu, daha sağlıklı daha iyi bir hayatı olur. Soru budur yani. Orada annenin veya babanın
daha çok mutlu olması olur. Değil efendim. Daha iyi eğitim alır. Daha iyi eğitim alır. Daha mutlu olur, daha başarılı olur. Yani soru budur. Yani mahkeme buna göre karar verir ama diyelim ki 6 aylık bir bebeği, 1 yaşta bir bebeği babaya veremez. Onu veremez, veremez zaten. Çünkü tabii canım. Nasıl bakacak? Ama yani şimdi evet. Yani tamam öyle diyorsunuz da bir de şey var. Yani mesela diyelim ki annenin durumu iyi. Anne bakıyor, anneye bu velayet verilmiş. Daha doğru evet. Bakılacak diye ama anne babaya gıcık. Baba geldiği zaman da vermiyor işte babaya. Şimdi bakın, yani o şeyde de göstermiyor ve anne bunu icra yoluyla gösteriyor. Çok önemli. Şimdi bakın velayet kararları buradan önemli bir şey söyleyeyim bizi izleyenlere. Nihai kararlar değildir. Yani velayet kararları her an değişebilir. Yani diyelim ki mahkeme. O zaman değişmeli. Abi hayır şöyle şu anlamda söylüyorum. Yani diyelim ki siz çocuğun velayetini anneye verdi. Evet. Aradan 2 sene 3 sene geçti ama siz çocuğunuzun orada iyi bakılmadığını düşünüyorsunuz. Mahkeme veya gidip başvuru... çocuğunuzu göremiyorsunuz tamam. Bir baba ya da, olarak. Ya da gösterilmiyor falan. Yani şimdi diyelim ki o çocuk için bunlar olumsuz etkiler yaratıyorsa sizin tekrar mahkemeye başvurup velayetin değiştirilmesi davası açma hakkınız var. Yani bu şimdi yasal değişikliğe gerek yok. Yani diyelim ki anneye verdiğin velayet sonsuza kadar orada kalacak demek değildir bu. Anladım onu yani, biliyorum. Yani işte, onu biliyorum. Şartları varsa diyelim ki hani o çocuk orada daha sağlıklı, daha mutlu, daha başarılı değilse siz gidip mahkemeye velayetin değiştirilmesi için yani bence mesela şeyle gidiliyorsa, haciz yoluyla çocuğa gidiliyorsa bunun mahkemece tespit edilip mahkemeye açacaksınız. Evet. Mahkemece bunu tespit ettirip benim çocuğum bu şekilde çok daha fazla zarar görüyor demeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. İşte o zaman ona göre bir şey yani devletin de bunu düşünme. Haciz yoluyla gitmek işte ne demek ya? İşte burada ben bunu söyleyeceğim. Bakın Perihan Hanım burada bir yasal düzenleme eksikliği var. Şunu söyleyeyim size. Anne de bazen buna mecbur kalıyor. Bu olayla ilgili söylemiyorum. Anne demek değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi çocuğunu bir haciz yolu, icra yolu vermezse bu defa da baba diyelim ki aldı kaçırdı. Verdi mi vermedi mi? Aldı mı almadı mı sorunu çıkıyor. O yüzden ben bu şey merkezlerinin yani çocuk teslim merkezlerinin kurulmasının çok önemli olduğunu tarafındasınız. Yani anne tarafında öyle bir durum oluyor. Anladım. Çocuğun mesele vermesi için bir... Evet anlaşılamayan durumlar için böyle. Alacağım ama Hüsnü Bey'i de çünkü Hüsnü evet. Bey de ve Hasan Bey de aynı dertten muzdarip. Hasan Bey'inki biraz daha değişik. Hüsnü Bey de sizden hemen hemen aynılar. Evet. Önce bir Hüsnü Bey'in hikayesini de dinleyelim. Ondan sonra Hüsnü Bey'i de katalım işin içine. Öyle konuşalım. Bir yastıkta kocayamadılar. Hüsnü Kutlay 2006 yılında evlendi. İlk başlarda her şey yolunda gidiyordu. Hüsnü Bey ve eşinin bu evlilikten bir oğulları oldu. Fakat her evlilik ömür boyu sürmüyor. Tıpkı Hüsnü Bey'in evliliğinde olduğu gibi. Çift 2012 yılında boşanma kararı aldı. Çocuğun velayeti anneye verildi. Evliliklerini yürütemeyen Kutlay çifti kavgalı bir şekilde ayrıldı. Mahkemenin verdiği karara göre Hüsnü Kutlay artık oğlunu ayda yalnızca 2 kere görebilecekti. Ama öyle olmadı. İddiaya göre Hüsnü Bey'in eşi biricik oğlunu göstermiyordu. Hüsnü Kutlay oğlunu görmek istiyor. Hüsnü Kutlay bir baba olarak çocuğunu sık sık görmek ve ona iyi bir rol model olmak istiyor. Çocuğunu zaman zaman icra yoluyla gören Hüsnü Kutlay, Yeni Ben programına katılıp mağduriyetini anlatmıştı. Elbette anne şefkat ve merhamet göstermesi de gerekiyor. Bu tabiatın da bir gereği. Beklentimiz de o yönde. Peki babanın rolü nedir? Bir babanın şefkat ve merhamet gösterme, bakım verme gibi bir özelliği olamaz mı? Aynı mağduriyeti yaşamaya devam eden Hüsnü Bey'in tek isteği, dilediği gibi çocuğunu görebilmek. Evet Hüsnü Bey de aynı dertten muzdarip derler. Hüsnü Bey hoş geldiniz tekrardan. Siz de İbrahim Bey gibi çocuğunuzu icra yoluyla görebiliyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyeyim 2006 yılında evlenmişsiniz. Bu evlilikten bir tane erkek çocuğunuz olmuş. 2012 yılında da boşanma kararı aldınız. Peki boşanma kararını birlikte mi aldınız? Eşiniz mi boşanmak istedi? Ben boşanma kararı aldım. Sen aldın boşanma kararı. Çok özel değilse geçimsizlik mi? Şiddetli geçimsizlik veya... Mahkeme kararı daha sonra gerekçeli kararında evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklinde sonuçlandı. Evlilik boşanma kararını alırken benim hedefim neden boşanma kararı aldığımın sorusu cevabı
Oğlumu kurtarmak içindi. Niye? Oğlum duygusal, fiziksel, psikolojik şiddet ve istismar altındaydı. Aa, annesi tarafından. Annesi tarafından. Tüm delil, belge, tanık beyanları velayetin annede olmaması gerektiğini göstermesine rağmen muhtemelen alanında uzman olmayan iki tane pedagogun anne şefkat ve bakımına muhtaç yaştadır. 3 yaşında olması sebebiyle annesine verilmesi uygundur demesi üzerine oğlumun velayeti annesine verildi. Şu anda kaç yaşında? Şu anda 8 yaşında, yeni girdi oğlum. Yeni girdi. Peki şiddet ve maruz derken tabii bu arada eşiniz de istiyorsa telefonla veya eşleriniz söz hakları var. Açıp konuşabilirler, onu da ileteyim buradan. Peki şiddet derken dövüyor muydu çocuğunu? Evet. Yani dayağın ya da şiddetin ille de vücut üzerinde bir hasar, bir iz, bir tahribat bırakması şart değil. Aynen. Oğlumun sağlıklı büyümesi için doğru bir şey değildi, karar değildi bu. Peki bunu siz ispat mı edemediniz tam anlamıyla? İspat ettim. Ettiniz. İspat ettim. Tüm tespitler de yapıldı. Oğlumun gördüğü zarar da mahkeme dosyasının içerisinde tespit edilmiş vaziyette. Ve sadece ve sadece anne şefkat ve bakımına muhtaç yaştadır. İfadesiyle bulunma istersen. Bu şey için, bu ilaç meselesi var ya, hani o derece antibiyotiği kullanma. Şimdi tedavileri aksatılıyordu benim oğlumun. Aldığım zamanlarda oğlumun rahatsız olduğunu gördüm birkaç kez ve bir baba olarak yapmam gerekeni yaptım. Oğlumu doktora götürdüm. Gribal enfeksiyon basit bir şey, kısa bir ilaç tedavisi, düzelebilecek bir problem. İlaçlarını bende bulunduğu süre içerisinde kullandırdım. Pazar akşamı teslim etmen gereken saatinde kullanım şekilleriyle birlikte, ilişkisiyle birlikte ilaçlarını teslim ettim. Akabinde olması gereken, beklediğim şuydu: kreşe gittiği dönemdeydi. Kreşe bu ilaçların teslim edilmesi ve orada da hani zamanında dozajlarına uygun şekilde kullanılmasıydı. Akabinde gayri ihtiyari takip etmek ihtiyacı hissettim. Çünkü yapı itibariyle annenin şeyin durumunu biliyorum. Bakım vermele konusunda sıkıntı var. Sorduğum zaman herhangi bir ilaç teslim edilmediğini, ilaçlarını kullandırılmadığını kreşte öğrendim. Bunu belgeledim. Benim belgelemem yetmedi. Normal olarak yasal süre içerisinde mahkemenin kendisine sorması ve cevabını alması gerekiyordu. Bu da yapıldı. Bize herhangi bir ilaç teslim edilmedi. İlaçların o nedenle bize herhangi bir ilaç kullandırmıyoruz. Peki. Süre geçti. Bir sonraki alımda oğlumun daha da rahatsızlığının arttığını öğrendim. Bronşit. Oğlumu aldım, arabaya oturtturdum, koltuğuna kemerini taktım. Koltuğuma geçtim, evimize doğru gidiyoruz. Baba, akşam bana yatarken arkama iki tane yastık koyar mısın? Neden oğlum? Ben iki yastık olmadan yatarsam uyuyamıyorum. Tıkanıyor. Tıkanıyor. Ah canım benim. Bir yarım saat, bir saat kadar bir gözlemledim. Hani nedir durum? Hakikaten bir şeyi var mı? Artma durumu var mı? Evet, gerçekten ilerlemiş. Çocuk acil servisine götürdüm. Filmleri çekildi. Bronşit oldu, ortaya çıktı. Peki bu süre içinde yani anneye sormadınız mı neden bu ilaçları vermedin diye? Sadece kendisi de bununla ilgili savunmasını zaten mahkeme sürecinde yaptı. Çünkü tenkit ettik. Yani basit bir soğuk algınlığıydı. İlaçlarını kullandırmadığı için bronşite döndü. Ve mahkemede devam ettiği için o süreçte tenkitimizi yaptık. Eğer bu kafayla, hani bu davranış şekliyle devam ederseniz, gripken bronşit oldu, bronşitken daha da ilerleyecek. O da savunması şu: bitkisel kimyasal herhangi bir ilaç kullanmasını doğru bulmuyorum. Ben sadece oğluma ıhlamur veriyorum.
Peki. Tenketimiz de hani haklı çıktığımız ortaya çıktı. Bir sonraki alışta oğlumun çok daha kötü durumda öksürdüğünü, hani konuşurken sesin ciğerlerinden geldiğini ve ihtiyarlar gibi, yaşlı hani insanlar gibi kötü öksürdüğünü fark ettim. Nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Yine aldığım zaman bir baba olarak yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Yine çocuk acile götürdüm. İki yönlü film çekildi. Hekim kontrolünü yaptı ve saatüreye dönüştüğünü. Oo, o dereceye kadar gitti. Şimdi bu süreçte mahkemeye diyoruz ki bakın durum bu. Gripti, bronşta döndü. İlaçlarını kullandırmayacağını açıkça beyan etmesini, kreşte yani herhangi bir ilaç kullandırılmamasına, dozajında hani başladığınız bir antibiyotik tedavisini uygun şekilde devam etmeniz lazım. Etmezseniz bir anlamı yoktur. Zarar tam verir. Tersine zarar yani verir. Şimdi bir annenin bunu yani tamam evet her çocuğa hemen antibiyotik dayıyorlar mesela. Ona ben de karşıyım. Yani asla antibiyotik bir anda. Hekimin uygun gördüğü bir şeydi. Ama yani eğer zorunluysa tabii ki belirli bir müddet o antibiyotiğin kullanılması gerekiyorsa ve hekim de bunu istiyorsa her hekim de hemen antibiyotik diyor ama yani onu takip etmesi gerekirdi. Baktı ki ilerliyorsa zaten kullanması gerekiyordu. Aynen. Zatürreye kadar gidiyorsa o zaman bayağı ciddi bir şey varmış evet. Demek ki çocukta. Sayın o dönem mahkeme hakimimize gerekli reçete, doktor raporları işte. Kaç sene önce oluyor bu? 2012 senesi. 2012'den 2014 sonuna kadar mahkeme süreci bizim devam etti. Bu süreç içerisinde yaşanan olaylar. O kadar uzun sürdü. Neden bu kadar uzun sürdü siz boşanmanız? Velayet konusundaki çekişmeden dolayı iki tarafta boşanmayı kabul etti. Benim haklı gerekçelerle oğlumun velayet sorumluluğunu talep etmem üzerine bir çekişme ortaya çıktı. Bu kadar delil ortaya çıkma, mahkeme sürecinde de ortaya çıkmasına ve kendi beyanlarıyla kusurunu kabul etmesine rağmen sadece yaş engeline takıldık. Yani orada sayın mahkeme hakiminden şunu talep ettik. Evet tamam çocuğun sağlık durumu bu. Ben sağlık tedbiri istiyorum. Oğlum iyileşene kadar bana verin. İyileştireyim. Ben hukuka kanuna aykırı bir insan değilim. Hı hı. Sizin takdiriniz annesinin yanında kalmasından yanaysa ki geçici velayet anneye verilmişti. Oğlumu iyileştireyim tekrar teslim edeyim. Hı. Dikkat hemen alınmadı. Hemen toparlayalım sonra Hazal'ın hikayesine geçeceğiz. Çünkü biraz daha uzak. Kısa anlatırsak. Hı. Tabii ki. Ortopedik problemi vardı keza. 2 yaşındayken birlikte götürdüğümüz zaman her çocukta olabilecek basit bir ayakların içe basması sorunu. Doktorumuzun tavsiyesi yüksek ponçlu ortopedik özel yapım bir ayakkabı giymesi ve çok kısa sürede bu sorunun düzelebileceğine ilişkindi. Onu da mı giydirmedi? Giydirmedi. Orada da mı doktordan problem oldu? Doktordan çıktığımız zaman yani tamam ilacı bir derece anlamak mümkün olabilir ya da kimyasal bir şey diye düşünebilmek mümkün ama ortopedik ayakkabının ne zararı olabilir bir çocuğa? Yaptırsan da giydirmeyeceğim dedi. Allah Allah. Başka bir sebep olabilir belki. Yani bilmiyorum tabii anneyi de dinlemediğim evet. için ama bir insan evladına bu kadar sağlık konusunda bunu yapabilecek kadar bilmiyorum. Peki siz boşandınız. Mahkeme ne karar verdi? Çocuğu ne kadar sıklıkta? Yani bu arada mahkeme kararı verdiği zaman bütün bu mahkeme sürecinde bu sağlık problemleri yaşanıp siz bunları mahkemeye sundunuz ama mahkeme gene velayeti anneye mi verdi? Dava sürecinde 4 kez sağlık tedbiri talep etmeme rağmen dikkate alınmadı. Bütün tanık beyanları her şeye, bütün dosya muhteviyatına rağmen çocuğun üstün yararı babasının yanında olması gerektirdiği halde velayet anneye verildi. Gerekçeli kararda da ayda 2 kez sadece kişisel ilişki cumartesi sabah ondan pazar akşamı saat 6'ya kadar kişisel ilişki tavsiye edildi. Ayda 2 sefer. Bu da çok riayet edilmedi. Ebeveyni yabancılaştırma sendromundan maruz kaldı oğlum. Babasına düşman edildi.
gelmek istemedi. Ben icraya maruz kalmasın. Çünkü kapıyı açtığı zaman babasına gelmesi var. Hiç tanımadığı bir icra memuru, pedagog ve belki de bir polisle birlikte kapıyı açan 3 insanın... İbrahim Bey'inki de aynı olmuş, sizinki aynı de doğru. Aynı olmuş. Yani bunlara mal verilmemesi lazım. Tabii yani ben şimdi bakıyorum. Yani bir de anne olduğum için anne tarafından düşünüyorum. Doğrusu ben çocuğuma böyle bir şey yaptırmazdım. Bilmiyorum hanımlar, yani kocanızla her şeyi yaşayabilirsiniz ama çocuğunuz söz konusu olduğu zaman bunu göz ardı etmemeleri gerektiğine inanıyorum. Tabii ki yine cevap hakkınız var. Bizi arayabilirsiniz, bizimle konuşabilirsiniz ama doğrusu bir anne olarak çok yadırgadım bunları. Nedenini bilmiyorum ama inşallah öğreniriz. Ben tabii şu anda tek taraflı olarak dinliyorum. Tek tarafta dinlediğim zaman da babalara hak veriyorum. Zaten çocuğunu insanın haciz yoluyla görmesi kadar saçma sapan bir şey olduğuna bunu inanmıyorum. Tabii bu arada da bu anlamda iki ortak velayetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ama şimdi siz tekrar davayı açıp ortak velayet talep edebilirsiniz. Tabii ki. Buradaki bu emsal göstererek diye düşünüyorum. Şimdi biraz da Hasan Bey'in hikayesine geçelim. Hasan Bey'i bir dinleyelim. Ama dinlemeden önce Hasan Bey'le ilgili bir VTR'miz var. Onu seyrediyoruz. Sonra Hasan Bey'le de konuşacağız. İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Hasan Çakır, 2 yıl önce AÇ ile görücü usulüyle tanışıp evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Görücü usulü evlendik. Bir 3 ay çıkma sürecimiz oldu. Evliliğimiz biraz aileler tarafından ani bir evlilik oldu. Her şey yolundaydı. Bir sıkıntı, bir problem yoktu. Eşi hamileyken evi terk etti. İddiaya göre eşi evlendikten 3 ay sonra 2 aylık hamileyken evi terk etti. Evlendikten sonra aylık kararı aldı karşı taraf ve çekti gitti. 3 ay evlilik sürecimizden sonra eşim hamile şeklinde, hamile olduğu halde 2 aylık hamileydi. O şekilde bir terk etti gitti. Sebepsiz yani zaten kendince attığı iftiralar yüzünden şu anda zaten kendimi yeni yeni toparlıyorum. Beni maddi manevi zor durumda bırakarak arkasını dönüp gitti. Barışmak istedim ama olmadı. Hasan Bey bebekleri dünyaya geldikten sonra bir umut barışma hayallerine karşı boşanma davası açmadı. Ancak eşi Açe boşanma davası açtı. Karşı taraf davayı açtı. Ben hiçbir zaman davayı açma yönünde olmadım. Çünkü ortada bir evlat vardı. Bir umut barışırım. Bir orta yol bulunur. Muhakkak benim de hatalarım vardır. Karşı tarafın da hataları vardır. Herkes hatasını bilip bir daha arkaya bakmadan yolumuza devam edebiliriz diye düşündüm. Ama maalesef dediğim gibi başaramadım. Karşı taraf bunu hiçbir şekilde kabullenmedi. Boşanma davası açtı. Şu anda Yargıtay'da süreç devam ediyor. Kızım bana baba diyemiyor. Bu süreçte psikolojik bunalıma giren Hasan Çakır, çocuğunu doğduktan ancak 1,5 yıl sonra icra yoluyla görebildi. 1,5 yaşındayken icra yoluna artık en sonunda dayanamadım. Bir şekilde şansımı zorladım, maddi olarak şanslarımı zorladım. Evladımı icra yoluyla görmek zorunda kaldım. Çok güzel bir duygu. Bir o kadar da üzüntülü bir şey. Yani evladınızı 1,5 yıldan sonra görüyorsunuz ve evlat konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Yenge diyebiliyor, amca dayı bilebiliyor. Yani bu kelimeleri söyleyebiliyor ama baba hiçbir şekilde söyleyemiyor. Çocuğumu icrayla görmek çok ağır geliyor. Eşini hala çok sevdiğini söyleyen Hasan Çakır, onunla yeniden barışmak ve çocuğuna babalık etmek istiyor. Ve icra yoluyla çocuğunu görme kararını çok ağır buluyor. Şu anda sadece evladıma babalık yapmak istiyorum. Babalık yapmak illa ona nafakasını ödemek değildir. Babalık yapmak 5 saat görmek değildir.
icra yoluyla görmek istemiyorum evladımı. Şu anda eşya bile, hayvan bile icra edilemezken maalesef evlatlarımızı icra ile görmek zorunda kalıyoruz. Bu bize çok ağır geliyor. Eşim şu anda sıcak bakmasa da ben hala eşimi seviyorum ve barışmak istiyorum tabii ki de. Ay, ay içim, yüreğimi sıktılar. Yemin ediyorum vallahi sizleri dinlerken böyle yüreğim sıkıldı. Ya bir anne olarak ya kadınlar niye böyle şeyler yapıyorsunuz siz ya? Nasıl ya? Neden yani? Ya tamam sıkılmış olur, ayrılmış, ayrılmak isteyebilirsiniz, boşanabilirsiniz ama çocuğunuza bunu yapmayın ne olur. Yani seninki çok daha değişik. Hasan niye 2 aylıkken gitti senin eşin? 2 aylık hamileyken bir kadın niye gider? Kendisine sormak lazım. Yani bir kavganız mı vardı sen? Gördüğüm kadarıyla mülayim birine benziyorsun ama yani karını böyle şiddet falan uygular mısın? Yok. Yok, hiçbir şekilde. Kendileri de zaten iddialarda bulundular. Fakat bulunduklarıyla kaldı. Biraz asıl konuşsana Hasan. Asılsız iddialar. Nedir mesela? Neyi iddia ediyor? Mesela yani... Şiddetli geçimsizlik. Yani 3 ay bir tanışma süremiz oldu. Görücü usulüydü. Görücü usulüydü. 3 ay bir çıkma şeyimiz oldu. Daha sonrasında dediğim gibi ailelerin de biraz baskısıyla, hadi hadi demesiyle ani bir evlilik oldu. 3 ay sürdü. Evlilik 2,5-3 ay gibi bir süre aldı. Yani ne oldu? Birbirinize mi alışamadınız evin içinde? Ya da ne bileyim bir aile baskısı mı? Yani bir şimdi, kadının hamile olarak çekip gitmesi çok enteresan. Kaç ay çıkarsanız çıkın, konuşursanız konuşun. Bir evin içerisinde kişiliklerin ve karakterlerin bir araya gelmesi, uyum sağlaması öyle 2 ayda, 3 ayda olacak bir şey değil. Değil tabii canım ama yani orası muhakkak. Yani bir çünkü 2 tane farklı karakteri bir eve koyuyorsunuz. Yani birisi sabahleyin suratını yıkamaz da başka bir şey yapar. Öteki başka bir şey yapar. Şimdi onların birbirlerine alışabilmesi, birbirlerinin yaptıklarına saygı gösterebilmesi. Ben size söyleyeyim en az 1 sene. Evet. Hadi 6 ay. 6 aydan sonra da bir 6 ay daha gerekiyor o alışkanlık süresi. Yani 3 ayda bunu çözemezsiniz zaten. Doğru. Ona mı sıkıldı gitti anlamadım yani. Yani ne dedi sana? Ben ona o soruyu soramadım. Ben ona o soruyu soramadım. Çünkü... evi terk edip gitmesiyle zaten 2 ay bir hamileliği vardı. 2 ay hamileydi. 2 aylık. Onu maalesef soramadım ben. Çünkü her soracağım vakit ya avukatı ya kardeşleri yani birebir o soruyu yöneltemedim eşime. Peki niye kardeşleri falan demediler mi? Hani yani seni şundan dolayı boşuyor veya avukatı yani şunlar yaşanmış bunun için boşuyor. Şiddetli geçimsizlik var ortada dendi. Şiddetli geçimsizlik o kadar. Yapıcı olmamışlar anlaşılan. Yani yapmaya aile değil, de yapıcı olmamış evet. Senin ailen peki madem ki görücü usulüyle senin ailen gidip görüşmedi mi hiç kızın ailesiyle? Ailem gitti yakalarından tutularak evden çıkarıldı. Şu anda zaten o üzüntüden dolayı yaklaşık 2 sene sürdü. Hala dava sürüyor Yargıtay'da. Annem şu anda akciğer kanseri. Üzüntüden dolayı. Ay canım benim. Yani tamam dedik her şey oldu. Dediğim gibi 2 aylık hamileyken terk etti gitti. Şu anda sizin mahkeme devam ediyor mu? Boşanma gerçekleşti yalnız Yargıtay'da. Yargıtay'da. Sen aslında boşanmak istemiyorsun. İstemiyorum çünkü ortada bir evlat var. Günümüzde görüyoruz evlatlarımızı. Mesela evladının doğuşunu bir buçuk yaşında şu anda. Evet bir buçuk yaşına kadar büyümesini falan hiçbir şey göremedim. Hiçbir şeyini görmedim. Peki ne zaman gördün en ilk çocuğunu? Bundan 1 ay oluyor. 1 ay önce. Bir ay önce gördün. Evet icra yoluyla artık... Nasıl icra yaptın o aşamayı? Tabii ki o aşamayı da ben bilmiyordum. İbrahim Bey, Hüsnü Bey
Lerle tanıştık sosyal paylaşım üzerinden. Bir dernek oluşumunu öğrendim. O derneğe üye oldum ve çocuğuma nasıl babalık yapabilirim, nasıl görebilirim, en basitinden nasıl görebilirim? Onlar mı seni yönlendirdiler? Evet. Ve o süreçten sonra beraber hareket etmeye başladık. Hayır, bir de ben bir şey daha öğrendim sevgili seyirciler. Yani bu da çok enteresan geldi. Şimdi tabii işiniz, mesleğiniz mutlaka ki var, çalışıyorsunuz. Evet. Değil mi? Şu anda ben çalışıyorum. Evet. Sen çalışamıyor musun? Psikolojik tedavi görüyorum. Psikolojik tedavi. Bu olan bitenlerden dolayı ve çocuğum en çok beni ay çok etkiledi. Aa. İlaçlardan dolayı. Bana bak, bu görücü usulü, merücü usulü benim şimdi aklıma geldi. Böyle yapıyorlar ya, hani şimdi bir şeyler var. Yani tabii bunu senin eşin için söylemiyorum. Ama yani insanın aklına gelmeden de edemiyor doğrusu. Hani gidiyorlar, evleniyorlar, hemen bir ay sonra, iki ay sonra altınları da alıp kaçıyorlar, gidiyorlar. Ama seninki bir de hamileymiş yani. Evet. Öyle bir şey olsa evet, herhalde çocuğu... Şey ha? Aşağı yukarı aynı şey olmuş. Aynı şey mi? Ama çocuk ne oldu o zaman? Çocuk nafaka almak için o zaman belki de. Şimdi attın yani... Özür dilerim, çok güzel bir tespitiniz var bakın. Yani çünkü başka türlü benim aklım almıyor. Yani iki ay içinde bir kadın hamileyken... Neden terk eder gider, neden boşanmak ister? Şimdi bu dolandırıcılıklar var işte, mesela onlar benim maalesef. Çok geliyor, evleniyor. Bir müddet, ya bir ay sonra ya iki ay sonra bın. Alıyor bütün altınları, onları bunları çekiyor gidiyor. Evet. Yani ama burada bir de çocuk var üstüne üstlük. Bu nasıl oluyor? İşte hayat sigortası, garanti. Bireysel emeklilik gibi. Bireysel emeklilik gibi. Şimdi evet. Çalışmıyor, alamayacak da nafaka. Yalnızca tabii çocuğun psikolojisi tarafı... bozulmuş zaten. Ailenin... İşte, orada sıkıntı var yani. Öyle veya böyle ben bu parayı ondan alacağım tarzında bir arkadan üflüyorlar. Diyorlar ki sen nasıl olsa alırsın parayı. İşte gene çocuğu kullanmaya tabii, giriyoruz. Tabii. Çok özür dilerim. Buyurun. Affedersiniz. Şimdi karşı tarafı dinlemeden bir değerlendirme... Zaten onu söyledim ben tabii, şimdi. Yani karşı tarafı burada dinlemiyoruz ben, tabii ki. Onun yüzden dinlemeden böyle... Ben burada hiçbir şekilde... Hayır canım, ben o değerlendirmeyi onun üzerinden yapmadım zaten. Genel, genel anlamda. Genel yaptınız da. Genel anlamda söyledim yani. Şimdi, bilemem ama hani ben benim yorumdan midem bulanır yani. Başka bir üyemiz var, hemen ben bir araya gireyim orada müsaade ederseniz, kusura bakma. Baba işi bozuldu, iflas ettiği için nafaka yükümlülüğünü yerine getirememiş. Şimdi normal şartlarda hani haklar ve yükümlülükler, kanunlar, hani bunlar hep normal insanlar normal algılama düzeyine göre değerlendirilir. Normal şartlarda bir baba evladını, nafakasını ya da bakımını ya da ona göstereceği şefkatten, bakımdan esirgemez. Diye düşünüyorsunuz diye siz. Normali bu. Normali siz bu. Normalini düşünüyorsunuz olması ama bazı babalarda var. Gayet iyi durumda olmalarına rağmen sırf kadından intikam olsun diye 5 kuruş vermeyen, kadını süründüren, işte aldığı paranın veya kazandığı parayı çok cüzi gösterip kadına da çok komik nafaka ödeyen adamlar da var. Üyemizin durumuna yani. Hemen geleyim. Kötü örnek örnek değildir demek kadının lazım. Kadının mağdur ettiği başka bir kadın var. Evet. Nafakadan dolayı. Üyemizin durumu hanımefendi üyemiz olduğu, kendisine destek veriyoruz. Kocası eski eşine olan nafaka yükümlülüğünü işi bozulduğu için yerine getirememesi sebebiyle yaklaşık 2 yıldır cezaevinde. Ve peş peşe devamı geliyor. Bu hanımefendinin cezaevindeki olan eşiyle birlikte bir evlatları var. Çocukları o çocuk da babasından var. Mahrum. Adam cezaevinde 2 yıldır babasına kucaklayıp sarılamamış bir çocuk daha var. Ortada kalmış ve herhangi bir maddi geliri olmayan bir hanımefendi var. Öbür taraftan sırf yeniden kendisinden boşanıp başka birisiyle evlendi diye bu nafakayı... İlk kocadan nafakayı, intikam, şey alıyor, ne, intikam alıyor. İntikam yani. Almak için sürekli cezaevinde tutan bir kadının bir kadına yaptığı kötülük. Yani bilmiyorum tabii, aslında kötülük yapıyoruz. Kötülük yapmak çok kolay. O kadar kolay ki. Çok rahatlıkla kötülük yapabilirsiniz. Evet. İnsanların canını okuyabilirsiniz. Ama bir vicdan var. İki eliniz yanınıza gelecek. O zaman ne olacak? Bir öyle düşünün. Yani diyelim ki bu adamlar sizi aldattılar. Gittiler başa. Bırak gitsin ya. Bırak gitsin. Ama sen eğer çocuğun varsa
o çocuğunu asla ve asla doldurma. O çocuğun içine kin ve nefret doldurma. Bırak gitsin babasını da görsün. Nafaka veriyor mu? Verebilecek durumdaysa tabii ki verecek. Ama değilse de onu da zorlamanın bir anlamı yok. Çocuktur bu. Çocuk sizin aranızdaki kavgayı bilmez. Onun için mesela şimdi bu babalar gidiyorlar, bir de icra için, yani çocuğu icra ederken bir de evet, para ödüyorsunuz siz, tabii, değil mi? Evet. İcraya para veriyorsunuz, doğru, değil, evet, mi? Evet. Tabii yani 250-300 lira. Abi bu ne kadar kötü bir şey yani, çocuğunu görebilmek için ne kadar veriyorsunuz? Bir görüş için ulaşım bedelleriyle birlikte yani bu ile göre değişebiliyor, değişkenlik gösterebiliyor. İstanbul'da için bu yük biraz daha ağır. Ben İzmir'de 300 lira civarında bir rakamla karşı karşıyayım. İzmir'de 300 lira veriyorsunuz. Evet, yani burada 4 kez görmeye kalksanız 1200 lira yapıyor. Aynen öyle. 4 hani, kez görmeye kalksanız şimdi 3 icra yolu. 3 yaşın altında için genel uygulama bu. Hani bu herhangi bir yasal dayanağı olan bir durum değil. Ama 3 yaşın altındaysa her hafta sonu cumartesi günü sabah 10 ile akşam 6 arası gibi bir süre verilir size. Ve sizin mahkemenin size sunduğu hakkı ve çocuğunuzla olan yükümlülüğünüzü, babalığınızı yerine getirmek için 4 sefer icra işlemi yapmanız gerekir. Asgari ücretle çalışan bir insanı düşünün. Asgari ücretle çalışan civar, zaten çocuğunu hiç göremeyecek mümkün o zaman yani. Göremeyecek. Nafaka yükümlülüğünü yerine getirecek. Bunun üzerine 300 çarpı 4 1200 liradan icra masrafı yapacak. Bu adam nasıl yaşayacak? Dehşet bir şey yani. Özür dilerim, burada bakın. Buyurun. Parası olan için bu. Olmayan için... Yani işte onu söylüyorum. Hayır, olan mesela asgari ücret diyelim ya. Asgari ücret ne kadar? 1500 oldu bence, şimdi. Bakın, asgari ücretli ne yapıyor? Çalışarak para kazanıyor değil mi? Evet. Ayda iki defa izin alıp icraya gidebilecek mi? İşte yani gitse bile ona bir de para verecek. Olsa, o da var. Hayır, işte parası, ben sadece para olmadan başka bir boyut daha var. Parası olanlar için yine sıkıntı var. Büyük sıkıntı. İş yeri sana ayda iki defa rutin izin verecek. Niçin? Çocuğunu görmek için. Ha bir de mahkemeye verdiğin zaman, mahkemede bunu değiştirmek istediğin zaman da aslında paralar. Tabii ki hepsi. İşte hepsi. Harç yatırıyorsunuz, evet, avukat evet, tutuyorsunuz. Evet. Zaman, yani bunların hepsi bir para, asgari yani ücretli bir insan. Yani bu bir operasyon gibi. Yani sonradan çünkü... da sen nafakanı ödeyemedin deyip alıp hapse atıyorsunuz. Bununla ilgili bir çözüm önerisi zaten Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılmış bir çalışma sonucunda rapora ve karara bağlanmış. Çocuk teslim merkezleri. Çocukla kişisel ilişki kurulacağı zaman velayet sahibi getirip çocuğu orada yetkiliye teslim edecek. Pedagog ya da karşılaşmayacaklar da yani. Birbirlerini görmek ya da herhangi bir tartışma, münakaşaya sebep de vermeksizin. Evet. Adalet Bakanlığı'nın görevlileriyle uzmanlar nezaretinde çocuk anneden alınacak, babaya verilecek. Babadan alınacak, anneye verilecek. Anladım. Bunun karara bağlanmış vaziyette sadece bunun işleme konması gerekiyor. Uygulanması gerekiyor bu, ki bu sorunlar yaşanmasın. Evet. Bu arada İbrahim Bey, eski kayınpederiniz telefon attığımızda. Sakin olalım ama hiç şeye gerek yok. O da sanıyorum ki Osman Bey de sakin davranacağını düşünüyorum. Alo. Öyle de sakin davranmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş Osman bulduk. Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben rahatsızım. Şu geçmiş. Anda kanser hastasıyım ama geçmiş böyle olsun. Görüşmelere de sabırsızlanıyorum. İşte insanın kanına dokunuyor, biliyor musunuz? Haklısınız. Siz de bir babasınız. Sizin de evladınız var tabii ki. Torunlarınız evet. var iki tane. Evet, çok tabii, geçmiş tabii, olsun. Tabii. Buyurun teşekkür dinleyeyim ediyorum. Ben sizi. Buyurun. Buyurun Osman Bey. Hanımefendi şimdi bunların geçimsizliği arttı evde. Arttı neden? Bizim damat bu oyuna kızı dövüyor, karısını dövüyor. Herhangi bir şeyde müdahalede bulunmuyorum. O iki tane torunum var. Şu anda birisi 18 yaşında, birisi 10 yaşında. Evet. Geliyor işte sık sık ya bunlar geliyorlar ya ben gidiyorum bu geçimsizlikten dolayı. Arada ne var ne yok öğrenmek adıyla. O özürlü olan torunum geldi dalamana. Dedi ki baba dedi, şey dede dedi, babam dedi. Annemi dövdü biliyor musunuz? Çarşafı ağzına tıkadı. Darıyla da dedi merdaneyle boynuna basarak dövdü dedi. Ben de hani kadın erkek arasında, karı koca arasında böyle bir şeyler olur diye sormadım. Fakat sonra kız telefon etti. İlla ayrılacağım diyor bu. Kızı da ayrılacağım diyor. Ben de iki tane çocuğunuz var. Birisi özürlü, birisi küçük. Yok çocukları dedi affedersin dedim ne yap dedi bu. Önce benim canım önemli dedi. Bu şimdi röntgen teknisyeniydi, okudu, ne yaptı?
şey oldu, ne var? Döner sermaye sayma müdürü oldu ama kızım hala röntgen teknisyenliğini yapıyor. Bu efendim orada başkasıyla konuşuyor. Kızım da bir başka hanımla konuştuğunu tahmin ediyor. Ben ama kırmak kimle konuştuğunu tahmin ettim. Dedim ki yok, o değil. Şununla konuşuyor. En son evet onunla konuştuğunu tespit ettik. O kadın gidiyor. Gittikten sonra onun peşine 3000 lira para gönderiyor bu. Ondan sonra kızımın eline geçiyor paranın şeyi, kağıdı. Ondan sonra olaylardan sonra bu o gece kendini bıçaklıyor. Kendinin karnına bıçak sokuyor. Ondan sonra karıyı kesmeye çalışıyor karısını. Kız kaçıyor evden. Olmadı neler neler, orada röntgen teknisyeni arkadaşları eve çağırıyor. Şimdi onu bunların tespiti var mı? Tabii 10 senedir mahkemelerdeyiz biz ya, bitti, her şey bitti çünkü. Ama şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor bak. Beni arıyor, diyor ki işte şu. Yani en geçen de şeyde oturuyor kız şimdi, evlendi benim kızım. Kuşadası'nda, Kuşadası'nda çocukları almaya geliyor. Kamerayı açıyor, kapının önüne dayıyor. Baba hep böyle yapıyor diyorlar. Kız evleneli 3 yıl mı ne oldu yani? Hmm. 4 yıl mı? Ya ayarım çık diyorum. Bundan sonra şimdiki damada. Güzelce izah et. Ya da polisi çağır. Polisin yapacağı bir şey yok. Damat da muhatap olmak istiyor herhalde. Olmak istemiyor. Ben geçen de oradaydım. Gelmiş kameraya dayamış. Arabaya dayanmış. İbo ne yapıyorsun? Hiç. Ya kamera çekmek yasak. Ben kanun hatlarımı biliyorum. Dedi ben sinirlendim. Tabii ondan sonra geçen de bir başkasıyla bir polis ağzından bana ne diyeyim ben, tehdit ettiriyor. İşte mahkemeyi verdim de, verilmişsin de sana bildiri gelirse biz ne yaşadığımızı söyleriz. Polis, kanun, ne bileyim ne kaçkını bir insan değiliz. Şimdi ne yapıyor bu? Osman Bey. Bir yerde müdür oldu bakın. Aha. Bir başka kuruma müdür oldu. Evet. Bu hastaneden de bu delilerin kullandığı kafa yapıcı ilaç var. Onu alıyor kolayca. Kendi parasıyla almıyor. Hastaneden temin ediyor. Alkol da alıyor. Yanında da iki tane kafa daha var. Ondan sonra işte bu bütün kanalları dolaştı yani. Herhalde haberimiz vardır. Bütün evet. Kanalları dolaştı. Bunun işi gücü budur, sahtekarlıktır. İnanmayın buna. Anladım. Peki Osman Bey, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi zaten kızınız başkasıyla evlenmiş, boşanmışlar. Artık evet. Aralarındaki bütün her şey bitmiş. Bir tek çocuklar var. Çocukları icra yoluyla gördüğünü söylüyor beyefendi. Ha tamam, bak onun ben şeyini söyleyeyim size. Ha. Ayrıldılar mı? Yeni ayrıldılar. Kız bunun evinin arasında yürüyerek 10 dakika mesafe var. Ondan sonra gittim. Çocukları aldım geldim. Bu ne yapıyor? Cuma günü mesai bitiminde alıyor. Pazar günü akşam gece ne zaman can isterse getiriyor. Biz gene söylemedik. Hanımım var, ben varım. Çocukları bizden 2-3 kere götürdükten sonra alıyor, kaçırıyor, götürüyor. Birini küçük çocuğu bakıcıya veriyor. Büyük çocuğu da okul yakın eve. Okula veriyor. Müdüre tembihliyor. Kimseyi okula almayın. Benden başkasına vermeyin. Sizi işte şöyle yaparım. Gittik hanımımla bir gün akşama çağ müdürü bekledik. Bu gene İbrahim Bey gelmeyince çocuğu da vermediler. Zorla aldık, gönül ettik de. Peki bir sonra de şey şimdi Osman Bey, İbrahim Bey'in şöyle bir iddiası da var. Mesela ben evet. Çocukları aldığım zaman kirli alıyorum diyor. Yani pislik yalan, içinde. Yalan. Hakimin de haberi var. Affedersin, kiloda pisliği doldurmuş kendisi. Onu dışarı getirecek şekilde jilettinli şeylere sarmış bir poşet pisliği, ne bileyim ne. Ondan sonra adını sen getir. Hakim kovdu bunu. Dedi ki burayı bitmeden çevirdin. Tüp dışarı al şu pislikleri de dedi. Çocuk Down sendromu. Daha bundan aşağı yukarı 8 yaşından 9 yaşından sonra çocuk tuvaletini kendi kendine yapmaya başladı. O zamana bunun, kadar evet. Sorunluluğu var tabii. Anneye yardıma ihtiyacı vardı. Bunun tabii. Kendini çoluk çocuğun gözünün önünde kendini bıçaklamasıyla çocuk Down sendromu zaten konuşamıyordu. Çocuğun dişi dile kilitlendi. 6 ay 1 sene konuşamadı. Yeni çözülüyor çocuk. Bunları siz oraya konuşturuyorsunuz ama öyle kellesine kulağına donur da adam zannetmeyin lütfen. Anladım. Yani ya. Öyle şey yapmayalım. Hakaret de etmeyelim. Siz şimdi... Ama hakaret de ben...
Tabii. Kendisine söylüyorum. Bakın. Şimdi Osman bakın, Bey, kendisi, Osman Bey siz de yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. O da bize anlattı, o da anlattı. Tamam. Tabii bunlar her ikinizin de iddiası. Yani biz yanınızda değildik, sizlerle birlikte bak, yaşamadık. Bir saniye. Ben ya ama bu arada şunu düşünmek lazım. Olan çocukları oluyor. Eğer İbrahim Bey de böyle şeyler yapıyorsa onlara günah tabii bakın ki. Bakın burada bu kadar iftirayla sessiz kalmam mümkün değil. Eniştesini çağırdım Rize'den. Eniştesini çağırdım. Evet. Geldiler orada bana telefonla bozuk attılar. Özür dilerim. Bu beyefendinin şu ana kadar söylediği hiçbir şeyin doğruluğunu ne konuştuğunu farkında değil. Benim nereli olduğumu dahil hatırlayamıyor. Aklı yerinde değil zannediyorum. Hafızasını abi, kaybetmiş. Ben Rizeli değilim. Ben Rizeli değilim. Eniştem Rize'den gelmedi. O söylediklerinin tam tersini mahkeme tutanakları. Bir saniye lütfen bir saniye. Mahkeme tutanaklarıyla USB'den ben size arada göstereceğim. Ben delisi belki siz konuşmam. Evet. Şu ana kadar söylediği her şey yalan. Ayrıca bununla şu anda söyledikleri ilgili yasal süreç başlatacağım. Osman Bey rahat olabilir. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Hı hı. Şu ana kadar yapılan her türlü hakarete alkoliktir. Yok uyuşturucu kullanıyordur. Yok bilmem. Uyuşturucu demedi. Dedi. Hap. Söyledi mi? Tabii. Hap söyledi. Onu ben anlamadım. Mahkeme. Hap alıyor dedi. Doğru. Hap ne demek? Evet doğru. Uyuşturucu hap alıyor. Kafa buluyor. Bilmem ne yapıyor. Evet. Şu kadınla birlikte. Özür dilerim. Benim hiçbir kadınla hiçbir şekilde ilişkim yok. Ay, efendim. Olabilir de canım özür dilerim, yani. Özür dilerim. Önce kendi kızının ne halt ettiğini, neler karıştırdığını lütfen. Mahkemeye kimin çıkıp ifade verdiğini. Yani kimin? Şimdi bir şöyle söyleyeyim. Şimdi ben burada konuşturmak istemiyorum. Hanımefendi evli, onun bir daha yuvasını yıkılmasını istemiyorum. Hanımefendi, bir şunu söyleyeyim. Ben mahkeme tutanaklarını gösteririm burada. Tamam. Konuşmasın. Son bir şey söyle, kapatacağım. Buyurun. Konuşmasın. Kızını ahlak müptelası göstermesin lütfen. Tamam İbrahim Bey bir saniye lütfen. Evet buyurun şimdi Osman bakın. Bey son kez alıyorum ama lütfen hakaret etmeden buyurun. Ya hayır onunla benim muhatap bile olmam ondan da kızıyorum işte. Şimdi bu kendini bıçaklamış hastaneye yatırılmıştı. Ben buradan acele gittim hanımımı da aldım. Vardım kendini bıçaklamış hastanede yatıyor. Çocuk haddetmeyle ne ilişkisi var? Ben onu konuşuyor da ne ilgisi var? Yani şimdi ben de onu söylüyorum. Ne alakası şöyle var? Şöyle bir şey var. Bir dakika ne alakası var mı? Suçun açığa çıkıyor değil mi? Ne alakası var? Çocuğu haddetmeyle, görüntülememeyle ne alakası var? Şimdi bunlar boşanmışlar. Muhatap kendisi değil. Annesi konuşsun lütfen. Yani, bağlarım annesi konuşsun. Osman Bey şimdi. Osman Bey, bir saniye lütfen. Bakın bizim derdimiz onların ne yaşadığı değil. Onların boşanmışlar bitmiş zaten. Tamam. Bizim derdimiz çocukların haciz yoluyla alınmaması. Çocukları tamam, düzgün bakın, bir biçimde görmek. Evet. Ne dedim? Çocukları verdik. Akşam cuma günü akşamdan verdik. Pazar günü geceye. Çocuklar kadar, sizin malınız mı beyefendi? Ondan sonra tuttu. Beyefendi çocuklar sizin ticari malınız mı? Eğer kaçırıyorsa siz de o zaman İyi, bakın, şey yoluyla gidersiniz. İyi bakın özür dilerim siz konuşmam diyorum. Ha, yani siz de öyle o yolla gidersiniz o zaman. Hanım şey mi diyor? Yapmayın ne olur. Olan çocukları oluyor. Lütfen sizden de bakın size de çok geçmiş olsun diyorum ama şu çocukları üzmeyelim ne olur. Ortada bir tane Neden de Hanım? Down sendromlu bir çocuk var. Ben çocukları Neden çok düşünüyorum. Vallahi ne onu İbrahim Bey'i düşünüyorum ne sizin kızınızı. Ben çocukları düşünüyorum burada. Süleyman Hanım. Özür dilerim. Savunacak hiçbir tarafları yok. Olayı bulandırıp, insanların kafasını bulandırıp, icrayı haklı göstermeye çalışıyorum. Bir saniye. Evet. Çocuklar için, bak kızımla isterseniz arayıp sorabilirsiniz. Eşim yanımda. Yavrum çocuklarımı, torunlar için dedim bak idare edin. Evet. Onun da bir gençlik çağı var. Yarın akıllanır, şu olur, bu olur falan demişse de yok. Sonra işte alkol almış, bıçaklamış, gittim. Dedim ki İbrahim, benim kızım senin kaldıramayacağın bir yanlış yaptıysa ben kızımın babasıyım. En kötü kadın da olsa onu ben alı giderim ya sahip çıkarım ya da cezasını veririm. Ne dedi bak kendinin ısı orada. Yok baba dedi ben Allah yukarıda ben kendim yaptım baba kendimin asla ben tülüne söz konduramam dedi. Şimdi dedi diyor ki kızının ne halt ettiğini söylesin. Ayıptır bunlar. Lütfen. Tamam. Gerçekleri Osman söyle. Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekleri bakın siz bir dedesiniz. Ne olur. Bana fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ama siz bir dedesiniz. Bir dede olarak o çocukların üzülmemesi için elinizden gelen çabayı gösterin. Ne olur. Beren Hanım ben elimde olsam bak çocuklar ayrıldı.
ayrıldı. Ben bunu getirdim eve, yemeğe davet ettim. Buna da kızıma da akıl verdim. Operasyon, uyutma. Evde buluşmayın. Bir parkta, bahçede, kafeteryada buluşun. Çocukların problemlerini halledin. Yarın evlenecekler, ölecekler, bir şey olacaklar, Allah korusun. Ama hepsinde sizin ikinizin de bulunması gerekiyor. Doğru. Bu adam öyle yapmadı. Kızım iş yerinden kiminle çıkıyor, resmini çekti. Siz mesela daireden çıkarken yanınıza bir erkek çıkar çeşkıza. Onun resmini çekti, dosyaya koydu. Peşine kameranın adamı... Osman Bey, mahkemede kim tanıklık yaptı, isim söyleyin. Kim ne yaptı? Dosyaya koydu. Ama bunu telefon yaptı. Faturaları kime ait Osman Bey, söyleyin. Ben yemeğe... Ya onu bilemem. Mesajlar kime ait? Ha, bilmediğin şeylerde konuşma. Sahibi konuşsun. Tamam. Ben yemeğe çağırdım. Ertesi gün... Mesajlar kime çağırdı. Osman Bey? Mesajlar kimden geliyor? Ama sizin şu anda boşanmanız için. Değil konu. Ha, neyse, aferin. Peki. Çok güzel. Ben yani bu boşanma evet, değildi bu konu. Zaten konu çocuklardı. Çok güzel. Size de söz hakkı verdik. Çok teşekkür özür ediyorum tekrar burada. Osman Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birkaç cümleyle bir şeyler söyleyeceğim. Evet, tabii fırsat ki size burada söz hakkı tanımak zorundayım. Buyurun. Mahkemeye benim yazılı talebim var. Diyorum ki sayın mahkeme, bakın karşı tarafın alkoliktir, hap kullanıyordur, şu kullanıyordur, bu kullanıyordur iddiası var. Lütfen beni hastaneye sevk edin. Ancak karşı tarafta ruhi olarak, akli olarak şu anda tam düşünceleri normal çehrede değil. Lütfen bizi psikiyatriye gönderin diyorum. Ben bu arada depresyon tedavisi görüyorum. 7 yıldır bu sebepten dolayı. Bunların hepsi belgesi var. Hepsinin var. Ya ben sizden neyi rica ediyorum biliyor musunuz? Ne olur. Yani siz bunları yaşamışsınız. Evet. Ya olabilir, insan bir sinirlik anında alkol de alabilir. Haptan bahsetmiyorum tabii. O anda sinirlenmiş de olabilir. Bunların hepsi sizin... Yaşanmış olabilir, yaşandı demiyorum. Yaşanmış olabilir. Ama düşünmeniz gereken bir tek sizin de o tarafında. Hem dedenin, hem karınızın, boşan eşinizin, eski eşinizin, aynı zamanda eski eşinizin kocasının dahi o çocukları düşünmesi kamera gerekiyor. Kamera mevzuna girelim. Bir tanesi, özür dilerim. Bir tanesi zaten engelli bir çocuğumuz özür ya. Yani. Özür dilerim. Bakın kamera mevzuna girelim. Bu buyurun. Kamera iyi ki kamera. Ne yapıyorsunuz siz? Ne kamera mı çekiyorsunuz? Ha, çekmek zorundayız hanımefendi. Niye? Bir internete bakın. Ha. Biz babalarımızı izleyin. Bir babalarımızın neler yaşadığını söyleyin. Som Özbek buraya yayına katıldı. Adama 9 tane icra memuru, pedagog, psikoloğun yanında 9 tane bıçak sapladılar. İcra. Çalışırken. Ayla, Ayla Hanım dün akşam birlikteydik. Ayla Tepe boruya katıldı. Çocuğunu annesine verirken kafasından vurup silahla öldürdüler. Ay aman. Yani bakın, bakın bu her aşamada iftira. Evet. Öyle konuşuyorlar. Medeni ben oraya gayet, bakın ben yokum. Ben dışarıdayım yolun kenarında. Kaldı ki avukat bey burada. Ben icraya gidiyorum, yani hazize gidiyorum. Kimse kusura bakmasın, ben o evin içine girerim. Bunu isteyen kabul edecek. Ben o ev içine girerim. İcra isteyen kim, hangi kadın varsa tüm babalara söylüyorum. Evin içine dahi girebilirsiniz. Kimse size engel olamaz. Çocuğu almak için. Bu kadar. İcra memurlarıyla birlikte. Bunu yaptıranlar lütfen bilsinler. Evet. Bunu bilsinler. Peki bu arada hemen. Bir saniye özür dilerim. Bitmiyor. Bitmedi buyurun. Osman Bey diyor ki şununla sevgili oldu, bununla sevgili oldu. Bunun delili yok. Ama kızının işlediği her olayın delili dosya içinde var. Lütfen istiyorsa ben kendisine gönderirim. Çok iyi biliyor. Eski defterleri. Çok iyi biliyor. Eski defterleri açmış. Bakın ben, hayır bana çamur atarken bunları dikkat edip çamur atsınlar. Anladım. Bunları dikkat edip çamur atsınlar. Zaten eşiniz sizden boşanmak istemiş evet. Galiba. Yani bakın bir cümle daha. Eşimin bir iddiası var. Son cümlem bu. Diyor ki 2009 yılı iddia ettiği gibi şu gün şu tarihte evin içinde olay oldu. Kavga dövüş oldu. Komşular rahatsız oldu. Şimdi burada bir tanık bulunabilir mi? Bulunabilir. Devam ediyor. Ondan sonra komşuların rahatsız olması üzerine polis çağrıldı. Güzel. Geldi mi polis? Geldi. Evin içine girdi mi? Girdi. Ardından çok rahatsız olanlar üzerine ben hastaneye kaldırıldım. Peki kaldırıldım. Ben Yargıtay da dahil nasıl yargılama olduğunu, Türkiye'de babaların aleyhine nasıl yargılama olduğunu lütfen iyi dikkat edin. Yargıtay da yerel mahkemeye bunu 3 defa yazılı olarak, sözlü olarak kaç defa bilmiyorum. Yargıtay'a resmi belge 3 defa sordum. Bunun belgesi, bilgisi, tanığı nerede? Bir Allah'ın kulu sormuyor bunu. Bir Allah'ın kulu.
Ama Allah. İbrahim ne? Alkolik, hasta, sakat, şiddet yanlısı. Tanıklar mı yok, belge var mı yok? Niye? Kadın böyle söyledi. Bitti. Yetiyor çünkü. Bitti. Ama bunun ispat edilmesi gerekiyor. Bakın. Tabii bu arada reklamlara gitmek zorundayım. Hemen reklamlar, sonra tekrar birlikte olacağız. Evet efendim, karşımda 3 tane baba var. Üçü de evlatlarını haciz yoluyla görmek zorundalar ve öyle görüyorlar. Bütün bunların kalkması temennisiyle. Bu arada İbrahim Bey olsun, Hüsnü Bey olsun ve Hasan Bey olsun. İbrahim Bey bir dernek kurmuş ve bu derneğin başkanı. Kurumsal bir şeyin başında kendisi şu anda. Eğer kendisinin yapmış olduğu bir sürü hatalar varsa zaten burada olmazdı. Hakkını aramaya çalışmazdı kendisi. Bu anlamda da size bu altını çizerek söylemek istiyorum. Gerçekten de bu üç babaya veya diğer babalara da yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben sonuna kadar yanınızdayım. Bu işi çözene kadar dernekle de ilgili mutlaka ki bir çalışma yaptığımız zaman onu da alalım, bir gün görüşelim. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Yarın görüşünceye dek sevgiyle kalın.